Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders hoş geldiniz. Bugün KPSS tarihte 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni işleyeceğiz arkadaşlar. Müthiş bir genel tekrar yapacağız ve size dönemin padişahlarına ve yaptıkları anlaşmalara ve bunların doğurdukları sonuçlara her şeyi göz gezdireceğim. 18. yüzyılı adeta yaşayacağız ve KPSS sınavında tarih konusunda hemen bu 18. yüzyıldaki soruyu gördüğüm zaman anında yapabilir duruma geleceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. İlk önce arkadaşlar 18. yüzyıl Osmanlı padişahlarına bakalım. İlki 1. Abdülhamit, 3. Ahmet, 1. Mahmut, 2. Mustafa, 3. Mustafa, 3. Osman ve 3. Selim'dir. 18. yüzyıl Osmanlı padişahları. 1700 İstanbul Anlaşması'na bakalım. Osmanlı Rusya arasında yapılmıştır. Anlaşmaya göre Rusya ilk defa Karadeniz'e inme fırsatı elde etmiştir. 1703 Edirne vakası ile 3. Ahmet'te başa geçmiştir arkadaşlar. Bakın burada çok önemli bilgiler var. Bunları madde madde, yıl yıl veriyorum. Lütfen bunları not edin ve çalışın. Gerçekten de KPSS konusunda tarihi bitiren bir adam şuradaki 3 dakikalık, 5 dakikalık videoları izlese tüm çalıştığı konulardaki bilgileri tekrar etmiş olur ve gerçekten de sınav öncesi çok faydalı bir şekilde sınavına girer. 1711 Prut Anlaşması Osmanlı Rusya arasında yapılmıştır. Anlaşmaya göre kaybedilen toprakların geri alınabileceği umudu doğmuştur bu anlaşmaya göre. 1715-1718 Petervarderin Savaşı Avusturya ile yapıldı ve kaybedildi. Savaş sonucunda Pasorovca Anlaşması imzalandı. Buna göre Batı'nın üstünlüğü kabul edildi ve Lale Devri'ne girildi. Arkadaşlar görüyorsunuz bu savaşın sonucunda biz batının üstünlüğünü kabul ediyoruz ve lale devrine giriyoruz arkadaşlar. 1724 İstanbul Anlaşması Osmanlı ile Rusya arasında yapılan ilk dostluk anlaşmasıdır. Osmanlı ile Rusya arasında yapılan ilk dostluk anlaşmasının İstanbul Anlaşması olduğunu bileceğiz. 1736 1739 Belgrad Savaşı. Osmanlı ve Rusya artı Avusturya ile yapıldı. Osmanlı devleti kazanıyor bu savaşı. 1740 1. Mahmut Belgrad Anlaşması'na ara bulucuk yapan Fransa'ya verilen kapilasyonu sürekli hale getiriyor. 1746 Kerdan Anlaşması son Osmanlı-İran Anlaşması'dır. 1768-1774 Osmanlı Rusya Savaşı kesin Rusya zaferidir arkadaşlar. Rusya kazanmıştır. Bu savaş sonucunda Küçük Kaynarca Anlaşması imzalanmıştır. Küçük Karnacı Anlaşması'nın maddelerine bakacağız şimdi de. Kırım kaybediliyor. İlk defa tamamı Türk ve Müslüman bölge kaybediliyor. Kırım halkı dini açıdan halifeye bağlı kalıyor. İlk defa Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödemeye mahkum ediliyor. Karadeniz Türk gölü olma özelliğini kaybediyor. Rusya'nın kapitülasyonlardan yararlanmasına karar veriliyor. İstanbul'da elçilik açılmasına karar verildi. Balkanlarda Rusya konsolosluk açabilecek. Orijinal metinde olmaması rağmen Ortodoksların dini lideri Rusya'dır maddesi Rusya tarafından anlaşmaya ekleniyor arkadaşlar. 1779 Aynalı Kavak Tenkinamesi ile Kırım'da Şahingiray'ın Kırım Hanı olması kabul ediliyor. Böylece Kırım özel hale geliyor. 1783 Rusya Kırım'ı ilhak ediyor arkadaşlar 1783 yılında. 1787-1792 yılında Osmanlı Rusya artı Avusturya arasında gene bir savaş yapılıyor. 1791 yılına geliyoruz şimdi. Fransız ihtilaline etkilen Avusturya ile Ziştovi anlaşması imzalanıyor ve savaştan çekiliyor arkadaşlar. 1792 yılındayız Rusya ile yaş anlaşması imzalanıyor Kırım'ın Rusya'ya ait olduğu kabul ediliyor Dağılma dönemi başlıyor Bakın arkadaşlar Küçük kaynarca anlaşması ile Neredeydi orası ha, Küçük kaynarca anlaşması ile 1774 yılında Kırım'ı kaybediyoruz Ve bölgenin Tamamı Türk ve Müslüman bölge kaybediliyor ilk defa Tamam mı Daha sonra Rusya bakın neler yapıyor 1783 yılında Rusya Kırım'ı ilhak ediyor bakın madde madde Ne zaman 1774 yılında aldı bizden tamam mı? 1783 yılında yani 9 yıl sonra ilhak ediyor. Daha sonra arkadaşlar ne yapıyor Rusya? Rusya ile yaş anlaşması imzalanıyor. 1792 yılında Kırım'ın Rusya'ya ait olduğu kabul ediliyor. Yani 74'ten 92'ye kadar yani 18 yılda bizden Kırım'ı alıyor Rusya ve dağılma dönemimiz gerçekten de başlıyor. Diyorum ve videoyu bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyip beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hızlı ders olan kanalına abone olmayı unutmayın. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde müthiş bir genel tekrar yaptık. Bütün maddeleri size söyledim, anlattım ve sade bir şekilde de konuyu kavrattığımı düşünüyorum. Görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar, iyi sınavda başarılı notlar diliyorum.